Merhaba arkadaşlar, Ay'daki Adam'a hoş geldiniz. Bugün gerçekten Ay'daki bir adamla beraberiz. Adından belli NASA'da çalıştığı Umut Yıldız. Gerçekten soyadınızdan belliymiş. Keşke Ay'da olsaydım ama değil. Türkiye'de çok da geyiği yapılan bir şeydir ya, NASA'da çalışmak, uzaya gitmek, Amerikalılar. Astrofizikçisiniz siz. Evet. İlk sorumuzla başlayalım. Astrofizik nedir? Bir astronomi var, bir de astrofizik var. İnsanlar gök cisimlerini incelediklerinde kafamızı gökyüzüne kaldırıyoruz. Gezegenleri görüyoruz, yıldızları görüyoruz. Gözümüzle baktığımızda bir tane galaksi görebiliyoruz ama teleskopla baksak bir sürü galaksileri görebiliyoruz. Bunları araştıran bir bilim astronomi. Ama astrofizik bunların yapılarını araştırıyor. Fiziksel durumlarını araştırıyor. Nereden gelmişler, nereye gidiyorlar, nasıl doğmuşlar, hangi moleküller işlerinde var, buradan sonra ne olacak? Bu tür şeyleri soruyor. İşin daha çok matematik, fizik tarafı diyebiliriz. Siz bayağı bir çıktınız. Kendi YouTube kanalınız da var bu arada. Onu da reklamını yapmış olalım. Güzel bir adı var. Tek Çare Uzay. Tek Çare Uzay. Niye öyle bir isim seçtiniz? Çok öğrenciler bana soru soruyordu. Ya birkaç tane video çekeyim, soruları cevaplandırsın, bir daha soru gelmesin. Bu biraz ilerlemeye başladı. İlerledikçe ya her hafta madem bunu yapıyoruz, işte neyse bir isim bulalım. İsim ararken duvarda bir yazı varmış. Tek Çare Uzay yazıyor. Bu tam işte Damla'yla yapıldık o sıralar. Tam böyle dedik, mükemmel bir isim. İyi. Gerçekten de Tek Çare Uzay. Astrofizikçisiniz. NASA'ya girme fikri bir filmden gelmiş aslında. Ya bir astronom zaten çalışmak isteyeceği yerlerden bir tanesidir. Ne oldu? Ben Kontakt filmi, aynen öyle. 97'de yapıldı zaten film. Hatta 96'da işte Carl Sagan vefat etti. Kitabı yazdı, filmini göremeden ben çok etmiştim. Severim o filmi. Çok beğenilmemişti o zaman ama ilginç. Nasıl film ya? Ben en az rahat 200 kere izlediğim filmlerden bir tane. Ama gerçekten abartmıyorum. İnsanlar tam ne olduğunu anlayamamıştı. O sonu biraz kapalı biter ya. Tam o zaman 5 kere izledim. Evet, sonu kapalı birazcık. Dönemi için çok yenilikçi bir filmdi. Özel efektler açısından. Kesinlikle. Falan yani orada Jodie Foster, Eli Roth radyo teleskoplar kullanıyor. Şimdi devasa radyo teleskoplar var. Biz Türkiye'de optik teleskoplarımız var. O teleskoplar da metrelerce çaptı. Şu anda 100 metreye kadar çapta işte radyo teleskoplarımız var. Eleora ve düğmeye bir basıyor. Bütün radyo teleskoplar dönüyor falan böyle. Ya benim için inanılmaz bir hareketti yani. Artistik hareketin dibine vurulmuş bir olaydı yani. Dedim ya bir gün ben de yapacağım. O sırada liste 2'deydim. Yaptım. O nasıl oldu? Zor olmuştur herhalde. Tabii yani yıllar sürdü. NASA'da başka Türkler var mı? NASA'da tabii ki var. Başka Türkler ama var. Ama siz en ünlüsünüz galiba. Ünlü değil, öyle demeyelim. En azından ben outreach yapıyorum. Türkiye'deki öğrencilerle konuşuyorum. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Diğer arkadaşlarımız da gayet iyi pozisyonlarda. Mühendis arkadaşlarımız çok. Bu arada mühendis Türkler daha fazla. Bu arada NASA'ya girmek için Amerikan vatandaşı olmak gerekiyor diye bir şey okudum. Doğru mu? Evet ve hayır. NASA'nın neresine girdiğinize bağlı. Ben astrofizikçi olduğum için bilim tarafından girdim. Bilim insanları bilim yaptıktan sonra yapacakları şey genelde makale yazmak. Makale zaten bütün dünyayı tanıtmak demektir. Onun için girip de böyle illaki Amerikan olsun düşüncesinde değiller. Hı. Astrofizik için ya da bilim için. Ya bir jeolog olsanız, işte bir kimyacı olsanız NASA'ya Amerikan vatandaşı olmadan da girebiliyorsunuz. Ama olmuşsunuz bir roket mühendisi. Yani herhangi başka bir ülkede Amerikan vatandaşı değilsiniz. Doğal olarak sizin yapmak isteyeceğiniz meslek roketle alakalı. Roket de aynı zamanda silah teknolojisi. Ha, onu doğal olarak sizi Amerika hop bir dur diyor orada. Önce bir Amerikan ol, green card alıyorsun. Ondan sonra Amerikan oluyorsun. Ondan sonra seni alabiliyorlar. Yani böyle bir süreç var. Şimdi şundan sordum. Ben Flu TV'de birçok komplo teorileriyle ilgili program yaptık. Ay'a gitmeyle de ilgili yapmıştım. O günden beri benim NASA'dan maaşlı olduğum konusunda lütfen şu benim maaşı bir şey yapın. Varsa bir tanıdık. Yatmadım hala. Yatmıyor hala. Sonuçta NASA bir devlet kuruluşu. Hani evet. Türkiye'deki Tapu Kadastro gibi bir şey. Yani komik olsun. Eyvallah, sağ olun. Yani Elon Musk da bu işe evet, girdi. Evet. Ama o da NASA'nın işlerini yapıyor. Aynen. Girmek zor mu? Girince yine de bir devlet kuruluşu olduğu belli mi? Dediğim gibi mühendislikler ayrı bir şey. Aynı şekilde SpaceX de onu yapıyor. SpaceX de nedir? Roketle alakalıdır. Yani her ne kadar devlet olmasa da yine Amerikan vatandaşı ister. Yani SpaceX'e Amerikan vatandaşı olmayanın girmesi çok 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 lazım. Demek benim maaş o yüzden yatmıyor. Elon Musk kurduğunda zaten şirketi, bir tane videosu var, şey diyor, 1.80 civarı doküman verdiler diyor. Apollo programlarında roketleri nasıl yaptıklarına dair bütün bilgileri vermişler. NASA'nın bütün deneyimlerini aldı. Ondan sonra zaten SpaceX'i şak diye çalıştırdı ve başardı. Bir de şöyle bir yanlış anlamı var. Sanki NASA'da çalışınca her şeyi biliyorsunuz gibi oluyor. Tabii bir sürü departman var. Birbirleriyle alakalı değiller herhalde. Ya, tabii çok fazla insan var. NASA dediğimiz kurum Amerika'da 11 farklı merkezi var. Bir tanesi de Washington DC'de örneğin. Orası da headquarter dediğimiz işte merkez. Diğerleri de araştırma merkezi. İşte Kaliforniya'da var, işte Houston. We have a problem'dan dolayı Houston herkes bilinir de. Yani Houston fırlatma yeri olduğu için değil mi? Fırlatma yeri Cape Canaveral.
fırladı. Aslında o direkt Orlando'da. Ya Orlando'dan fırlatıldı aslında o zaman da. Ama Houston kontrol merkezindeydi. Mitchell falan var. Başka yerde Alabama'da var. Yani başka birçok eyalette böyle NASA merkezleri var. Her birini topladığımızda 20 binden fazla insan var zaten. Ben NASA JPL'deyim. Mars robotları işte Curiosity'dir, Perseverance'ı onların yapıldığı yerdeyim. Bizim orada 6500 kişi çalışıyor. Sadece kadroda. Bir de contractor dediğimiz taşeron insanlar, gidip gelen insanlar bir 3000'de öyle olduğunu düşün. 9000 kişi. Herkesin tek bir işi yapması diye bir olay zaten yok. Çok farklı işler var. İşte gezegen bilimcilerden, jeologlardan okyanus bilimcilere kadar. Her tür mühendislik var. Pis soruları bir atalım aklımızdan. Hala bizim o programımızı her hafta birkaç tane yorum geliyor. Efendim Ay'a gitmediler. Bu herhalde size de sorulmuştur defalarca. Defalarca soruldu. Tabii ki ya Ay'a gidilmemesi diye bir olay zaten mümkün değil. Çünkü Ay'a gidilmesinin 50. yılında falan gerçekten orada çalışan, o anları yaşayan mühendislerle konuştum. Onların seminerleri falan oldu. Bayağı etkinlik yapıldı. Çünkü 50 yıl geçti üzerinden. Olayı şöyle bakıyoruz o sıradaki. Ay'a gitmenin amacı neydi? Hatta bugün de gitmeye çalışıyoruz yeniden. Aslında üzerinden. 59'da galiba ya da 60'da Kennedy'nin yaptığı bir konuşmayla başlıyor. Aynen. 61'de o konuşmayı yapıyor. Ondan sonra zaten Kennedy suikastine gidiyor. Bu 10 yılda gideceğiz diyor ve gerçekten aynen. De bu 10 yıl bitmeden bunu yapacağız. Yani o sıra soğuk savaş var. Ya artistik yapmak için ben de bunu yapacağım falan dediği bir şey aslında. Hatta o suikast gerçekleşmemiş olsa adam neredeyse iptal ediyor ay programını. Çünkü çok pahalı. Ya düşünün şimdi yöneticisiniz. Hadi şunu yapalım bunu yapalım diye çalışanlarınız falan varsa siz de yapalım diyorsunuz. Ondan sonra fatura geldiğinde elinize ya bir dakika ya falan. Bizde yani tersi oluyor genelde. Bizi yüksekten atmışlar biz bunu bir yavaşlatalım falan demeye başlıyorlar. Kennedy öyle bunu kendi kendine düşünmüş değildir herhalde. Yok yani. Tabii ki ama dediğim gibi yani insanlar çevresinde ya bu Sovyetleri nasıl alt edebiliriz? Uzaya ilk onlar çıktı sonuçta. Bu arada onlar da uğraşıyor evet ve ileride tabii, de aslında. Sputnik işte 1957'de önce Sovyetler çıktı hemen 3 ay sonra. Amerikalılar çıktı 1958'de. Yuri Gagarin de 61 ilk onlar gitti. Amerika'ya ne kaldı? Bari Ay'a ilk insanı biz gönderelim dediler. O günkü Ay'a gitmenin tek amacı selfie çekmek. Ne oldu? Ay'a gidilip selfie çekilmesiydi. Başka hiçbir amacı yok. Ama sana herhalde gitmişken bir şeyler topladılar hani bir. Kilolarca zaten ay taşı getirdiler. Ama denemek istediğinizi anlıyorum. Yani hep niye gittiler, efendim niye bir daha gitmediler diye bir şey var. Dediğim gibi tek amaç selfie çekmekti. O selfie çekildi. Ondan sonra zaten 6 kere daha gidildi. İyi. Apollo 11, Apollo 12, Apollo 13. Daha sadece 3 tane. Sonra artık insanlar bunu rutine bağlıyorlar. Apollo 11'in fırlatılışı işte 1969. Ben bir makale yazmak için Türkiye'deki o zamanki bütün gazeteleri bulayım dedim. Cumhuriyetli Hürriyet'in çok eski eskilere giden arşivini bulmuştum. İnternete koymuşlardı. 10 gün öncesinden neredeyse 10 gün sonrasına kadar bütün gazetelere baktığımda neredeyse tam sayfa ve ilk sayfa. Ay. Başka hiçbir şey konuşulmuyor. Hiç gidilmedi diyen yok o zaman. Böyle bir muhabbet yok ya. O Kubrickçiler ne diyeyim artık. Bir mockumentary yapıldı. Evet. Ayadan. Onu gerçek zannetti herifler. Sonra o iş büyüdü. Daha üçüncüsünde bile yani Apollo 13'te bile insanlar artık bu iş nasıl olsa rutine bağlan. Artık zırt pırt Ay'a gidilecek. Gazetelerin artık ilk sayfalarında zaten yer almıyor. Sonraki sayfalarda bile artık Ay'a mı gidiyorsunuz? Tamam hadi haberlere koyalım falan. İlgilenilmiyor bile. Artık ondan sonra bilim başlamaya başlıyor. O sırada artık elimizde teknoloji de var, roket de var. Ay'a gidecek araçları falan hepsini yapmışız. Tamam bundan sonra artık bilim yapacağız. Apollo 17'ye kadar yaptılar. 1972. O son görevde yapıldıktan sonra, fırlatıldıktan sonra artık baktılar Sovyetler Birliği zaten kabul etti olayı. Ay'a gidildi yani yapacak bir şey yok. Ve yani burada onlar da gitmediler. Aynen onu biz kaçırdık dediler. O sırada biliyorsunuz 68 kuşağı dediğimiz olaylar işte o sivil hareketler. Bütün dünya çalkalanıyor zaten bu hareketlerden. Artı o sırada Vietnam Savaşı. Artı Sovyetler Birliği zaten kabul etmiş. O sırada Kruşçev falan var. O zamanki Rus Kozmos'un başkanı falan var. Onlar diyorlar ki ya bu iş bu çok pahalıya patladı. Biz bu işten vazgeçelim demeye başlıyorlar falan. Ondan sonra kalıyor zaten. Space Shuttle dediğim uzay mekiği programına başlıyorlar. Bütün para oraya aktarılıyor. Peki şimdi tekrar gidiyorlar. Gitmeyecek. Artemis projesi ondan aynen. Biraz bahsedelim. Aynen. Herhalde selfie'yi daha iyi makinelerle çekmek yok. Şimdi amaç selfie değil. Şimdi amaç ya madem o zaman gittik o zamanki amacımız buydu. Şimdiki amacımız artık ayda kalıcı bir şekilde yerleşmek. Sonuçta bu kadar teknolojiye ulaşmışız. Artık uzaya da sürekli gidebilecek derecede geri dönüşümlü roketler falan yapmaya başlamışız. Artık hedef ay olsun. Ay'da kalalım. Düşüncesi ortaya çıkıyor. Ay'a gidilmesi durduktan sonra her başkan yine bir gaza gelip hadi Ay'a geri dönüyoruz falan yine diyor. Faturayı bir gönderiyorlar. Ya tamam işte ya boşver bir dahaki sefere falan. Niye bu kadar pahalı? Şu soru da çok soruldu. Onu da oradan bağlayayım. Ay'a örneğin bugün neden gidilemediğiyle alakalı. Madem o gün o teknoloji var. O günkü yapmışlar. Bugün niye gidilmiyor? O günkü teknolojiyle bugünkü teknoloji arasında devasa fark var. O gün delikli kartuş kullanılıyor ya. Disk, disket bunların hiçbiri icat edilmemiş. Gidip de bizim o günkü o teknolojiyi şak diye alıp hadi bugün buraya koyalım olamaz. Yeni bir şey yapamayız. Gelişmek. Sıfırdan deneyecek. Bütün dizayn her şeyin sıfırdan
denenmesi gerekiyor. Sıfırdan başlaman gerekiyor. Çünkü üzerine 50 sene geçmiş. Çünkü o güne göre yapılmış bir teknoloji. Kesinlikle. Fakat şey ilginç, mesela 1972'de Space Shuttle programı başlamıştı ya. 2000'lere kadar geldi. Dolayısıyla zaten aslında NASA eski teknoloji kullanıyor, doğru mu? Tabii ki. Zaten Space Shuttle programının vazgeçilmesinin sebebi buydu. 6 tane Space Shuttle var ve 2011'de kapattılar artık. Dediler yani çok pahalıya patlıyor. Ama zaten bunların her biri 30 yaşındaydı. Yani evet. Kaç kişi bugün 30 yaşındaki arabayı kullanıyor? Armageddon filminin görüntü yönetmeni diyordu. Space Shuttle'ların içine çekim yapmak için girmişler. Ya 70'lerde yapılmış bir alet aslında bayağı. Biz daha iyisini yaparız yani. Film için daha iyisini yaparız yani demiş. Benim laptopum daha iyi oradaki bilgisayarlardan kesinlikle diyordu. Kesinlikle. Yani cebimizdeki telefonlar falan, onu kaç katı. Dolayısıyla Artemis de bugünün teknolojisi değil, yine daha geri bir teknoloji. Hayır, Artemis sonuçta bugünün dizaynıyla yapılıyor. Ama roket teknolojisi yine eski teknoloji kullanılıyor. Gerçi NASA'nın en büyük hatalarından bir tanesi eski roket teknolojisi kullanılıyor. Örneğin SpaceX, Elon Musk'ın kullandığı çok daha farklı bir teknoloji var. Çok büyük roket için metan kullanacak. Bizimki hala eski hidrojen ve oksijen yakacak. Onu çalıştırmak istiyor. Büyük bir hata oldu. Ondan dolayı zaten geciktikçe gecikiyor. Artemis yine eski roket teknolojisi. Eski roket teknolojisi. O teknoloji bugün kullanmamız mümkün değildi. Onun için sıfırdan denemesi gerekiyordu ve sıfırdan para harcanması gerekiyordu. Artı bu insanların çoğu zaten öldü ya emekli oldu. Yani o insanları zaten kullanma şansın yok. Senin sıfırdan onu icat etmen lazım. Bir de meşhur şey hikayesi vardır. NASA görüntüleri silmiş efendim yanlışlıkla diye. O gerçek mi? Şundan bahsediyorsanız evet. Görüntüleri silmiş değil. Düşünsenize yaklaşık olarak 400 bin insan çalışıyor sırada. Şu an çok daha az. 400 bin tane insan. Düşünsenize yaklaşık şehir ya. O kadar insan sadece Ay programı için çalışıyor. Ve sen herkese diyorsun ki Ay'a gideceğiz, Ay'a gideceğiz. Ay'a gidiliyor. Ondan sonra diyorlar ki Ay'a gitmiyoruz. E ne yapacak? Bu insanların hepsi işsiz değil. Yani başka işlere ayrılıyor. O sırada bir sürü kayıtlar yapılıyor. Kayıtlar çok büyük. Yer kaplıyor. Bunları yani NASA'nın deposu desen nereye kadar koyacaksın yani? Gerçekten insanlar evlerini almaya başlıyor. Torunları falan çıkıyor. Ya benim dedemin işte Apollo projesinde çalışmıştı. Bizde böyle bir video var. Buyurunuz alınız. Hatta Apollo 11'in bir tane belgeseli çıktı. Hı. Çok güzel. İzlediğinizde görün. Sanki bugünkü teknolojiyle yapılmış gibi evet. Hissediyorsun. Onlar onlardı yani. O günkü dedelerin torunlarına bıraktığı evler. Yerde çürüyen o videoları topladılar. Ama 35 milimetre filmler falan duruyor olmalı i̇şte, Ay'da çekilenler. Evet, duranları var. Hani çok meşhur Ay'a inildi işte Eagle has landed bir görüntü evet. Var. O görüntünün kötü olmasının sebebi neymiş biliyor musunuz? O datayı televizyon kanalına bağlayacak kablo bulamıyorlar. Tam böyle lansmanlar çok saçma bir problem olur ya. Televizyon kanalının kamerası ekranı çekiyor. O yüzden bütün dünya o ekranın görüntüsünü gördü. Çünkü ve biz onu öyle sandık. Kayıt teknolojisi zayıf. Bu oradan şey gitsin. Söylenen bir şeydir. Efendim nasıl oradan canlı yayın yaptılar falan filan diye. O gün var öyle bir teknoloji. Bunun da başka bir filmi yapıldı. The Dish diye. Avustralya'da Parkes radyo teleskobu var. Biz normal onu teleskop olarak kullanıyoruz. Astronomi olarak. O da eski bir teleskop. 64 metre çapında devasa bir şey. O filmi de kesinlikle tavsiye ederim. Hem komedi hem yani o günkü Avustralyalıların yaşadıklarını ve her şeyi anlatıyor. Şimdi şöyle bir şey. Ay'a gidiyorlar. Ay'a gidildiğinde dünyanın öteki tarafında kalıyor şey. Doğal olarak tam Avustralya'ya. Amerika'nın gördüğü tarafta değiller. Datayı doğal olarak Avustralya görecek o sırada. O bölgeden görecekler ve doğal olarak Avustralya diyorlar. Ya sizde bu kadar büyük anteniniz var. Bu yayını sizden yapalım. Siz bize verin. Sizden biz alırız. Drone kullanıyorsun. 2 kilometre gidince yapmaya başlıyor. Yani sıradan halkın kafasıyla düşününce ulan 69'da 380 bin kilometre öteden bunu verdiğin zaman nasıl geliyor diye düşünmeleri normal mi? Hayır, normal düşünebilirsiniz elbette ki ama atmosfere kadar hiç dert yok. Yani zaten ona biz free pet diyoruz. Özgür yol. Uzaya çıktığı anda bitti zaten. Cem Yılmaz dediği gibi boşa takıyor. Sinyal oradan gidebiliyor. Atmosfere geldikten sonra sorun. Atmosfer artık bulutlar başlıyor. Kısmet şansınıza. Ya o gün, ha, o gün bulut varsa yandın yani. Ya da atmosferde yoğun su buharı varsa artık o zaman interferans yapıyor. Yani o zaman sinyalin bozuluyor. Uzaya çıktıktan sonra sinyal çok rahat alınıyor. Tetris diye uydularımız var bizim. Yani direkt uydu uzayda. Uluslararası Uzay İstasyonu olabilir ya da başka araçlar olabilir. Direkt buraya veriyoruz ki buradan direkt aşağı veriyoruz. Buradaki daha güçlü bir antenimiz var. Yani direkt Mars'tan almaktansa buraya da verebiliyoruz. Yani illaki bunu kullanacağız değil. Mars'tan direkt alabiliyoruz biz sinyalimizi. Böyle yöntemler de var artık. Peki sonuç olarak Ay'a gidildiğini ne yapsanız kanıtlayamayacaksınız tabii ama. Vallahi ben ne diyeyim yani Sovyetler Birliği kabul etmiş. Size ne oluyor kardeşim diyeceğim ben. Genel olarak aslında şöyle bir şey var. Bilime karşı bir reaksiyon var aslında. Evet. Aynı durum Covid'de de görülüyor. İşte aynen. Başka meselelerde de görülüyor. Nasıl karşılıyorsunuz? Sürekli söylediğimiz her şeyi sorgulayın kelimesi var ya bunlar abartıyorlar. Her şeyi sorgulamanın ötesinde ya dünya o zaman yuvarlak da değildir. İşte evet, gerçek gibi de yoktur. Bir yerde uzlaşmamız lazım. Aynen yani sorgulamanın da yani suyunu çıkartmayalım kardeşim yani biraz sakin ya, olmak lazım. Ya bak bu da merak, soracağım şeylerden biriydi. Bu düz dünyacılar da bana çok sarmış durumda. Şey iddiası var, dünyanın hiç fotoğrafı yok, hepsi yalan. Bu nereden çıkmış olabilir böyle evet. Şey? Burada açıklıyoruz. Dünya düz.
Yok, dünya düz değil de dünyanın fotoğrafı meselesi. Ay'dan çekilen fotoğraflar var. Aslında bu arkadaşlar İngilizce Flat Earth Society'nin web sitesinden böyle yarım yamalak çevirdiklerinden dolayı orada diyorlar ki işte dünyanın hiç fotoğrafı yok. Şu doğru. Dünyanın bütün yuvarlak olan halinin fotoğrafını çekebilmeniz için sizin çok uzağa gitmeniz gerekiyor. Evet. Türkiye'nin de uyduları var. 550 kilometrede dünyanın tüm halini, yuvarlak halini, fotoğrafını çekemezsiniz. Fotoğraf yani ne zaman? Yani geniş açı lensle yaparsınız herhalde. İşte ona da balık gözü kamera. Ona da diyor. Zaten balık gözü kamera. Biz inanmıyoruz ya. Tamam kardeşim, bak balık gözü kullanmıyoruz bak gerçekten. Biraz daha geriye gittiğimizde biz o fotoğrafı çekebiliyoruz. İşte ne zaman gidildi? Ay'a gidildiğine gidildi. Zaten ilk fotoğraf o zamanlar çekildi. Flat Earth Society'nin cümlesi aslında şey değil. Elbette ki o dolun dünya değil de biraz böyle hilallimsi dünyanın bir fotoğrafı var. İşte Earthrise denilen Apollo 8'de çekilmişti. O değil aslında. Amerikancasında daha bahsettiklerinde bütün dünya yok diyorlar. O dünya fotoğrafı da var. Ama onlar Ay'a gidildiğine inanmadıkları için o fotoğrafın o var olduğuna düşüyor. İnanmıyorlar. Ha, o fotoğrafı oradan düşüyor. Oradan cancel. Bildiğim ama kadarıyla uydular hani havayı temiz yakalayabilmek için parça parça çekiyorlar. Hani. Aynen öyle. Bunlar photoshoplanmış. Ya bu cümleleri söylemekten nefret ediyorum. Evet photoshoplandı ama bir bana sorun neden photoshoplandı? Dünya şu kadar büyükse uydu tam şurada şu kadarını görebiliyor. Şu kadarını çekiyor. Ondan sonra şu kadarını çekiyor. Şu kadarını çekiyor. Doğal olarak bunların hepsini teker teker çektikten sonra o fotoğraflar birleştiriliyor. Ama şu anda bu arkadaşların hepsini yerden yere vuracak bir uydumuz var. Discover diye bir uydumuz var. 2011 ya da 2013 civarları uzaya fırlatılmıştı. L1 noktası diye bir noktamız var. Hı-hı. Şimdi şurası güneş olsun, şurası dünya olsun. Kütle çekimin çok güzel olayları vardır yani. Şimdi normalde dünya güneşin etrafında döner ya. Lagrange noktası dediğimiz noktalar vardır. Siz şurada bir nokta var, şurada bir nokta var, şurada bir nokta var, şurada bir nokta var, şurada bir nokta var. 5 tane nokta var böyle. Siz bu noktalara herhangi bir şey koyduğunuzda dünya ile güneşin etrafında aynı hızda dönerler. Hı-hı. Tekerlek gibi olur. Başka bir mesafeye koyduğunuzda hızı azalır ya da artar meselesi belli var. Belli bir yakınlıkta o da onunla beraber dönmeye başlar. Tamamen tekerleğe dönüşür. Tam 1,5 milyon kilometre. Güneş burada olmak üzere. Şey burada. Tam da bizim Discover uydumuz da burada. 1,5 milyon kilometrede dünya pırıl pırıl karşımızda. O bilgileri düzeltsinler arkadaşlar. Yani evet, yani yeni uyduyla beraber bütün dünyanın sürekli fotoğrafını çeken bir uydumuz var şu anda ve sürekli görüyor. Çünkü güneş oradan her zaman baktığından dolayı bu tarafa doğru. Dünya her zaman parlak. O fotoğrafta her zaman dünyanın şekil olarak fotoğrafını çekmiş oluyor. Bir de Japonlar Ay'a çok yaklaşık fotoğraflar çektiler. 69'daki iniş sahasını şeyi gördüler diye hatırlıyorum. Yanlış bilgim bu. Ay cipini falan yani onları. Ha, şeylerden bahsediyorsanız yani Ay'a giden diğer robotlardan bahsediyor. Tabii ki canım, yani bir sürü robot gitti ondan sonra. Hem robotlar gitti hem ayın çevresinde dolanan araçlar gitti. Şu an bile ayın çevresinde bir sürü aracımız var. Google haritalar yaptığımız gibi işte ayın haritasını yaptığımız ve ayın haritasını yani yine Google Moon var aynı şekilde o devam ediyor. Yine çok heyecanlandırıcı, özellikle de sizi heyecanlandıracak herhalde bir şey. James Webb teleskopu var. O herhalde bir astrofizikçi için. En iyi teleskoplardan bir tanesi. Astronomide de yani devirleri ayırabiliriz böyle. İşte teleskopun icadı, işte büyük teleskopların icadı, uzay teleskopları, ondan sonra da işte dev uzay teleskopları falan diyebiliriz ya da dev dünya teleskopları diyebiliriz. Şimdi bir nevi yavaş yavaş o devre gelmeye başladık. Ya bugüne kadar en büyük teleskop işte ne kadardı? 10 metre falandı çap olarak işte. Optik teleskoplarda, radyo teleskoplarda da en büyük işte 100 metreye kadar gidebildik. Uzay teleskoplarının da devri aslında çok önceden başlamıştı. Ama en meşhuru Hubble. Hubble da işte 90'da uzaya gitti ama gitmeden önce de dediler ki artık Hubble'ı gönderiyoruz madem bir sonraki uzay teleskopuna planlarına başlayalım. Ta o zaman işte 80-89'larda artık başlıyorlar. Ve diyorlar ki evet büyük bir teleskop yapalım. Ne kadar mal olacak? İşte 500 milyon dolara falan mal olacak. İyi okey. Yaklaşık 10 milyar dolara mal oldu. Hesapta bir şey var galiba. Ya işte bir matematikçilik başka. Kim ödüyor bunun parasını? Yani siz, Amerika biz, mı? Amerika halkı. Ha, biz de ödüyoruz. Ya biz, siz değil de yani. Ha, dolaylı olarak işte iPhone'lar, yani iPhone'lar. Bir dünya giriş. Avrupa'nın da çok şeyi var değil mi? Avrupa'nın da. Avrupa'da çok büyük katkıda bulundu. Genelde tabii Amerika'nın teleskobu. 6,5 metrelik bir teleskop bu. Ve bugüne kadar uzaya gönderilen en büyük teleskop. Ve işin daha güzel tarafı sadece optik değil. Biraz daha böyle kızılötesi dediğimiz bölgeyi de gözlemliyor. Kızılötesi demek ne demek? Yani bir yerde toz varsa tozun arkasını görebilmek demek. Bu aslında çok büyük bir teknoloji. Yıldızların oluştuğu yerler tozlu bölgeler. Biraz daha onun içini görebiliyorsunuz. İlk galaksiler oluşuyor. Daha ileriyi görebiliyorsunuz. O tarafları görebiliyorsunuz. Sizin çok büyük çapınızda varsa zaten kameralarda poz süresi yaparız değil mi? İşte karanlıkta fotoğraf çektiğinizde ne yaparsınız? Poz süresi yapar. Aynı uzun pozlarsınız. Burada da biz aynı şeyi yapıyoruz. Ha, uzun pozlama mümkün. Teleskop zaten uzun pozlama makinesidir. Değil ama mi? Tabii hareket yani, de var. Onun için zor oluyor. Hareketi olabilir. Hareketi zaten tracker dediğimiz şey var. Yani gök cisminin hareketi sürekli zaten takip ediliyor. Onda bir problem yok. Ama biz uzun poz süresi vermemiz gerekiyor. Ne kadarlık poz süresinden bahsediyoruz? 10 saniyeden, 30 saniyeden, 10 gün, 24 güne kadar çıktı. Ha.
Hubble'da örneğin 24 güne kadar çıktı postülesi. Ve çıkan sonuçta da hiç titreme yok öyle mi? Çekilir, birleştirir. Çekilir, hani stacking falan dersiniz ya. Çekilir, birleştir, çekilir, birleştir, çekilir, birleştir. O şekilde de yapılabilir. O süre boyunca gerçekten pozlamadan bahsediyor. O da var. Onu da yapabilirsiniz. Yapabileceğiniz maksimum şeyi de yapabilirsiniz. Bir de sky brightness dediğimiz bir olay da var. Yani gökyüzü de boş durmuyor yani. Sürekli her yerden parçacıklar, bilmem şeyler falan geliyor. Siz de onun için evet sürekli bakarsınız ama yeniden kısa. Dünyadan da çekerken stacking deniyor. Stacking bir sürü şey yapıyorsun. Evet. Onları birleştiriyorsun. Onları en sonunda birleştirdiğimizde bu sefer çok daha iyi bir görüntüyü elde etmiş oluyorsunuz. Peki şimdi James Webb mesela uzay araştırmalarında bir çığır mı açacak, ne olacak? Ya her yeni şey bir çığır açar da açmaz da. Çığır, yani daha önce görmediğimiz bir şeyleri göreceğiz. Daha önceden görmediğimiz şeyleri göreceğiz. Örneğin Hubble'la geçen de örneğin basın bülteninde çıkmıştı. Kaçtı 13.1 milyar ışık yılı ötedeki bir galaksinin fotoğrafı şey yapılmıştı. Bazı YouTube kanalları falan ya işte evrenin en eski fotoğrafı falan çekildi. Hayır. Çevirilere dikkat edelim. Orası Hubble'la daha da geriye gidilmişti aslında. 13.4'e kadar gidilmişti. Bununla sadece çok kısa bir süre, yarım gün post süresi açıldı. Normalde 2 hafta falan açılıyor Hubble'da. Hı. Aynı görüntü alabilmek için. 12 saat falan gözlem zamanı açıyorsunuz ve direkt 13.1 milyar ışık yılına kadar görebiliyorsunuz. 13.1 milyar ışık yılı ne demek? Neredeyse evrenin başlangıcı demek işte. Zoom değil bu değil mi? Aslında onun açısı sabit mi? Açısı derken açısı sabit tabii. Yani görüş açısı sabit ama oradan parçalar çekiyorsunuz herhalde. Bu çok amaçlı bir teleskop zaten. Siz istediğiniz noktaya çevirebiliyorsunuz. Yani... Ama en geniş açısı bile dar o zaman. Tabii ki, tabii ki dar. Yakında örneğin birkaç günlük post süresi olacaktır JWST'de. İşte o zaman 13.4'ün de gerisine gidilir. İşte 13.6'ya falan ulaşılır. 13.6, 13.7'ye falan ulaşılması bekleniyor. Çünkü evren zaten 13.8 milyar yaşında. Onun ötesini göremezsin. Orada zaten Big Bang var. Evrenin i̇şte sonu bu, orası. O nokta orası. Bu garip bir konsept şimdi. Biz evet. Buradan bakıyoruz. O kadar uzağa bakıyoruz ki 13.2 milyar yıl geriye bakıyoruz aslında. Evet. Demek ki evet Big Bang'i görebilir miyiz bir noktada? İşte orası zaten. Evrenin sonuna bakıyoruz. Evrenin sonu zaten evrenin başı. Big Bang noktası. Hı. Big Bang dediğimiz işte büyük patlama gerçekleşiyor. Büyük patlama da aslında tabii işte büyük genişleme. Tabii olmadı öyle bir şey de. Şimdi o mutlu olsun. Büyük... Büyük... Biz de zaten büyük patlama kelimesini kullanmıyoruz artık. Aslında büyük, o bir teori ha, yok. Fact olarak söylenecek bir şey değil. Fact olarak söylenecek şeyleri de var. Yani bayağı bir kanıtı var şu anda Big Bang'in. Evrenin genişlediğini biliyoruz. Geriye doğru gittiğinde bir yere çöktüğünde zaten az çok şey yapabiliyorsunuz. Peki yani. Baktık en sonuna baktığımızda ne görüyorsunuz yani? Neyle sallayan bir dakika. Adam mı? Neyle baktığınız, aynen neyle baktığınıza bağlı. Sakin olun. Neyle baktığınıza bağlı. Eğer ki mikrodalgalarda çalışan bir kameranız varsa. Yani frekansınız. James Webb gibi. James Webb gibi değil. Hı. Frekansınız optik değil. Hı. İnfrared ya da kırmızı ötesi değil. Biraz daha radyo dalgalarında varsa. Hani çok meşhur bir hikaye vardır. 1960'larda iki tane bilim insanı radyo teleskop yapıyor. Uzaydan gök cisimlerinin radyo görüntülerini almaya çalışıyor. Ve bir bakıyor ki sürekli arkada bir şşş sesi var. Sonra diyor ki ya bu şşş sesini çözmemiz lazım falan. Teleskop başka bir yere çeviriyor. Yine şşş sesi var. Başka bir yere çeviriyor. Yine şşş sesi var. Bu sesin gitmesi lazım yani. Gözlem yapıyoruz kardeşim yani. Oradan diye, evrenin genişlemesini buluyordu değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Evrenin Big Bang'den kalan ışımayı buluyorlar. İşte bizim kozmik mikrodalga ışınma dediğimiz, arka fon ışıması dediğimiz şeyi buluyorlar. Her şeyi deniyorlar. İşte orada New Jersey var, New York var. Bu tarafa çeviriyorlar. Ya buradan mı geliyor ses? Yok. Oradan mı geliyor ses? Yok. Ya kısacası o ses geliyor. Onun keşfi o şekilde oldu. 1964'te zaten Nobel ödülü falan kazanıyorlar. O frekanslarda bir teleskop yaparsanız gerçekten evrenin oluştuktan 380 bin yıl sonraki haline fotoğrafını çekebiliyorsunuz. Peki diyorsunuz. Sıfırıncı yıl mümkün değil mi? Sıfırıncı yılın orası CERN'de bitiyor. Orasını CERN'dekiler teorik olarak araştırıyorlar. Sıfırla 380 bin yıl arasında ne var? Okay. Işık yok. Biz teleskoplarla ancak ışığı görebiliyoruz. Elektromanyetik dalga dediğimiz şey. Kaynıyor böyle. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bununla da alakalı bir teorimiz var. Kütle çekim dalgaları dediğimiz şey var. Hatta geçen de evet, Nobel ödülü almışlardı. Einstein'ın öngördüğü. Evet. Ya kütle çekim dalgaları bizim elektromanyetik dalgalar gibi değil ama o aynı hızla ilerliyorlar. Eğer ki biz kütle çekim dalgalarının kullanmayı öğrenebilirsek şu anda sadece ve sadece tespit edebildik. İki tane devasa kara deliğin çarpışması neticesinde elde edilen bir tane protonun binde biri kalınlıkta bir titremeyi hissettik yani. O kadar hassas olmanız gerekiyor onu görebilmeniz için. Ama belki... ondan bir daha hissettik mi? Çok. Öyle mi? Sürekli. Artık böyle can sıkıntısı kara delik patlaması keşfetti. Çünkü ilk haber olmuştu. Tabii canım tabii. NASA ile ilgili tabii Hollywood filmlerinin de yarattığı bir algı var. Yani ne zaman bir uzaylı gelse hemen NASA'yı arayın falan oluyor ya. Yani... NASA kim bu arada gerçekten? Evet, yani... Bana da geliyor. Hocam NASA'ya mail gönderdim cevap vermedi. Kime gönderdin NASA isim yani? NASA'nın çaycısına da göndermiş. Hayır. Bir direkt çaycı var mı NASA'da? Yok. Kendi i̇şte, kahvemizi kendimiz yapıyoruz buradaki gibi. Hatta makine de yok. O imajla ilgili mesela geçenlerde de bir film çok meşhur oldu ya. Don't Look Up'ta da vardı. Don't Look Up çok güzel. Başkan işte bir şey geliyor NASA'yı arayın. Gerçekten o kadar omnipotent güçlü bir kurum mu yoksa?
Bu tür olaylar olduğunda sizi mi arıyorlar? Elbette ki sonuçta bir muhatap arandığında yani NASA'nın o ilgili bölümü aranıyor. Aynı filmlerde şu da var. Bir çocuk hep görür onu. Hani öyledir ya. Çok da doğru olabiliyor. Olabiliyor tabii tabii. Yani NASA bütün uzayı sürekli gözlemlemiyor mu? NASA bütün uzayı sürekli gözlemliyor ama bu daha yeni yeni olan bir şey. Bir tane WISE diye bir teleskop vardı. O teleskop işte NEO-WISE'e dönüştü. Near Earth Objects WISE. Başka bir iş yapan bir kameraydı. Artık dediler ki bu teleskop zaten işini gördü. Biz bunu sadece yakın cisimlere bakarak geçirelim. Şu anda o kadar iyi çalışıyor ki o çocuklara falan iş kalmadı. Eskiden olabiliyordu. Eskiden gerçekten dediğiniz gibi çocuklar bulabiliyordu. Amatör astronomlar çok buluyordu. Zaten kuyruklu yıldızları genelde amatör astronomlar buluyorlar. Şimdi o NEO-WISE çok fazla iş bırakmıyor. Çünkü sürekli gözlem yapıyor. Peki öyle bir şey geliyor olsa bunu siz mesela ne kadar zaman önceden bilirsiniz? Vallahi asteroidine bağlı. Killer asteroid olsa. Bak, killer asteroid de olsa 15 Şubat 2013'te Rusya'nın Çelyabinsk'ine bir asteroid düştü. 20 metre çapında. Hem de o kadar açılı düştü ki böyle kaykıla böyle yavaş yavaş bir atmosferde. Yani iyice parçalana indi. Ama çarptığında mı 20 metreye düşmüştü? Yok, kendi. Asteroidin kendisi 20 metre çapında. Yok, yukarıdan gelirken işte çarptığında zaten bir şey kalmıyor. Parçalana düşüyor. O şehirde bayağı bir cam kırıyor. Tozları kaldırıyor. Arabaların üzerinde öyle fotoğraflar falan var. Bayağı tozlar falan var. Nitekim düştü. Ve görmedim. Amerikan askeriyesi kongreye çıkıyor ve bu soru soruluyor. Çelyabinsk'e düşen asteroidden haberiniz var mıydı? Yoktu. Aa, enteresan. Düşünebiliyor musunuz? Yani gerçekten asteroid gelir, düşer, haberiniz bile olmaz. Ölürsünüz, haberiniz bile olmaz. Onun için o zaman NASA'yı arayın. Onun için artistlik yapmayın, bize parayı verin yani. Kaç para istiyorsak verin yani. Yalnız hep Amerika'ya düşer bu meret. Niye böyle? Çinlerde hep öyle olur ya böyle. İşte ya öyle. Kimse şey demiyor, uzaylılar geldi, Türkleri arayın demiyor kimse. Niye öyle? Evet. Her NASA'da varız. NASA'da çalışan birine özel sektörden de teklifler geliyor olmalı. Tabii tabii. Daha iyi teklifler mi oluyor bunlar? Tabii ki daha iyi teklifler oluyor. Çünkü bizim maaşlarımız özel sektörden bir nebze daha düşük veriyorlar. Bakın burada NASA'nın ismini kullanıyorsunuz nasıl olsa. Alamadığınız parayı oradan kullanın diyorlar. Ama siz insan. Akademik bir tipsiniz herhalde. Gitmiyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Çünkü 10 yıl mı oldu? 10 yıl oldu. Ya akademik tipim tabii. Hem ortamı seviyorum hem çok ilginç projeler de geliyor. İki tane proje var aslında. Europa Clipper bir de Europa Lander. Jüpiter'in Europa denilen bir uydusu var. Şimdi Jüpiter yaklaşık olarak 900 milyon kilometre uzakta olduğu için çok soğuk. Çok soğuk olduğundan dolayı yüzündeki su donuyor. Donduğundan dolayı buza dönüşüyor. Bu buzun kalınlığı yaklaşık olarak 35 kilometreye kadar çıkabiliyor. Ama biz şunu biliyoruz. Bu buzun altında su var. Sıvı su var. Nereden biliyoruz? Çünkü geyserler fışkırıyor. Suyu gördüğümüz yerde de ne bekliyoruz? Acaba? Yaşam. Aynen. Yaşam olabilir mi diye merak ediyoruz. Bizim sistemimizde bile olabilir mi? Bizim sistemimizde bile bir yaşam var mı? Şu anda yaşayan bir canlılar var mı diye merak ediyoruz. Ama tabii canlı derken böyle bizim gibi canlılar değil de daha basit canlılar herhalde. Nereden biliyorsunuz? Yani iletişime geçmediklerine göre. Buzun altından çıkamadılar ki belki de yani. Belki balık yani şu anda altta bir tane balık var. Çıkamadı yani. Tam bizim gibi değil diyorum işte. Ha, ne biz de balıktık eskiden. Ne oldu? Ne oldu? Hayır öyle bir şey yok. Şu anda orada yaşam arıyoruz. Yaşam aradığımız için de şu anda iki tane oraya özel misyon hazırlanıyor. Bir tanesi işte Europa Clipper. Europa Clipper projesi aşağı inmeyecek. Jüpiter şurada, Europa şurada. İşte dolanıyor Europa burada. Europa Clipper projesi dünyadan gelecek. Yaklaşık olarak bir 5-6 sene falan yolculuk olacak. 2024'te fırlatılıyor. Buradan gelecek. Ondan sonra tam Europa'ya geldiği anda geçip gidecek. Şöyle Jüpiter'in çevresinde dolanarak sürekli Europa'nın yanından geçecek. İşte klip edecek. Böyle ve orada data geçecek. Data topluyor. Çünkü Jüpiter'in çok büyük bir manyetik alanı var. Yani direkt bunun çevresine dolanırsa bu sefer şey olur. Makineler yanar. Hızlanmaktan mı? Yok. Manyetik alanından dolayı. Aşırı manyetik alan var. Direkt burada durursa yanar. Onun için bizim yaptığımız şey şöyle gelip uzunca bir... Yani hemen gel fotoğraflarını çek, işini yap, git. Uzaklaş. Biraz çok dinlen. Çok bilimsel anlattı bizim için. Biraz dinlen. Sonra gel. Sonra biraz daha fotoğraf çek. Birinci proje bu. İkinci projede 2027-2028 diyeyim ben size. Siz onu 2030 falan deyin. O da Lander. Direkt Europa'nın üzerine iniş yapacak ve her şey yolunda giderse iniş yaptıktan sonra o buzu delecek. 25 kilometrelik buz delecek bak. Düşünün ya. Biraz düşünün. 25 kilometrelik hep buz. Hep düşünüyorum. Delecek. Ondan sonra aşağıya suya inilecek. Suya inildikten sonra da orada yaşam var mı diye araştırılacak. Nasıl delmeyi planlıyorsunuz? Evet. Sanırım kendisi şahsen delmeyecek onun için. Delmek şöyle bir şey. Bizim elimizde nükleerden güç elde eden pasif reaktörler. Plütonyum var. Pil gibi. Pil gibi de diyebilirsiniz de yani plütonyum var. Plütonyum 238 var. Bu kendi kendine ısı üretiyor. Sürekli ısı üretiyor. İşte yarı ömrü falan nükleer dersleri falan fizikçiler bilir. Isı üretiyor. O ısı ürettiğinden dolayı böyle bir kapsül düşünülüyor. Bu kapsül altta şey olacak. İşte o RTG olacak. Isınacak. Doğal olarak o buzu aşağıya doğru yavaş yavaş ısıta ısıta aşağı inmiş olacak. Şimdi plan bu.
Eritecekler mi? Evet, aynen eritecekler. Buradaki sorun şu. The Core diye bir film vardı. İzlediniz mi? Evet. The Core'da da hatırlarsanız dünyanın işte merkezine doğru iniyordu. Bir yerlerde bazı boşluklar falan oluyor. Korkulardan bir tanesi o. Düşünsenize yukarıdan aşağı iniyorsunuz. İndiniz orada indiniz. Gitti. Tam %99'a geldiğinde şöyle bir tane boşluğa dönecek. Orada tak diye düştü kaldı. Yani. İnanılmaz riskli bir proje. Olmasını çok isterim. Başarılmasını çok isterim ama. Bütçesi ne kadar? Vallahi bilmiyorum. Yardımcı olacaksan öğreneyim. NASA'da çalışan biri olarak espri mahiyetinde söylüyorum yine ama mesela James Webb'den siz bir proje yapabiliyor musunuz? Yani, tabii ki. Ha, ben tabii James Webb'den mesela herhalde sıra var. Herkes bakamıyordur ona. Ha, yapabilme hakkım var diyeyim. Çünkü örneğin bir Amerikan enstitüsünde çalışıyorum. Doğal olarak Amerika bu işe para yatırdığı için başvurma hakkım tabii var. Onu kabul edilir mi? Hayır. Yani dünyaya çevir de bir el sallayayım durumu. Ha, yok. Yani kabul edilir mi? Keşke kabul edilse. İşbirlikleri falan oldu işte. Fransa'daki üniversite, Hollanda'daki bilmem Amerika'daki üniversite hep beraber bir konuda şu araştırma yapalım diyorlar. Beraber kafa kafaya verip o proje önerisini öyle yazıyorlar. Ondan sonra eğer kabul edilirse yapıyorlar. Yani gerçekten çok Mars zor yani. Böyle uzaktan kumanda etme şeyi. Ha, onu yapan arkadaşlarımız var. Öyle mi? O bizim orada çünkü. Dünyadan kontrol eden dünyadan birileri kontrol var ve siz tabii onları tanıyorsunuz. Tabii. Dünyadan kontrol ediyor onlar. Yanlışlıkla devirseler bir sitcom'da vardı o. Bir odada bir adam oturup onu kontrol mü ediyor? Ya bir adam demeyelim de kadın ben de onun toplantılarına girdim. Günlük toplantılarına giriyorsunuz. Bugünkü ya da yarınki olay ne yapacağız falan deniyor. Karar veriyorlar işte şunu şunlara yapılacak. Ondan sonra komutlar gönderiliyor. Ertesi gün ya da ertesi gün ondan sonraki gün onu yapıyor. Ne tabii kadar gecikme? Ya işte Mars'ın uzaklığına bağlı. İşte 4 dakika ile yarım saate kadar çıkıyor. Ha, o kadar fark ediyor mu? Şimdi Güneş burada, Dünya burada, Mars burada. Mars da Dünya birbirine sizden çok yakın olduğunda 4 dakika. Mars burada olduğunda yarım saat. Genelde 4 dakikalıklarda. Yok işte biz ortalama 15 dakika falan bir veriyoruz. Siz artık o hangi uzaklıktaysa anlık olarak değişen bir şey. Peki yani o rover projesi ve genel olarak o Elon Musk'ın da Mars'a çok ilgisi ve herhalde NASA'nın da dolayısıyla oradaki amaç yerleşmek mi hakikaten yoksa? Abi durun ya. Yok uzun vadedeki Mars'ı amaç. Tabii ki canım. Yani önce bir Ay'a yerleşeceğiz. Ondan sonra da sırada Mars. Çok da başka seçeneğimiz yok. Ama mesela Mars'ta 3 kat daha az çekim gücü var galiba. 3 kat daha az çekim gücü var. Ayda 6 kat daha az çekim gücü var. Yani biz oraya gittiğimizde ne güzel mesela 30 kiloya düşeceğiz birdenbire öyle mi? Evet. Çok iyi. Aslında. Hızlı koşacağız öyle mi? Ama kemikler bu sefer erimeye başlayacak. Ha. Çünkü evet, çok fazla kullanamadığın kemikler diyecek ki aa ya demek ki artık gerek yokmuş. Uzaylı öyle oluyor çünkü kemik erimesi yaşıyorlar evet, astronotlar. Peki ben burada bir arabanın tavanına ışık asmakta zorlanırken siz nasıl olur da orada bir takım şeyleri 900 milyon kilometre uzakta bir şeyleri yapabiliyorsunuz? Yani ters gitme ihtimali çok fazla olan çok şey var. Onlar binlerce defa test edilerek mi oluyor? Tabii ki. Hatta testing der. Yani bir şeyi defalarca test edersin. Sadece senin kararınla bir şey onu gönderelim yapalım falan olmaz. Başka birisi daha bakar. Siz böyle bir NASA'nın herhangi bir misyon öncesi işte bir yere varıyor, bir yere kalkıyor falan filan. Çok özgüvenli görürsünüz. Bir Amerikan özgüveni var. Orasını bir kenara yine koyalım. Ama takıma güveniyorlar. Neye imza attıklarını biliyorlar. Hangi parçada ne iş yaptığını biliyorlar. Tamam diyorlar. Yani bu iş olur kardeşim diyorlar. Yani. 86'da Challenger faciası vardı. Çok da güzel belgeselleri var bir sürü. Şimdi en son Netflix'te bir tane vardı. Orada şey çok açık anlatılıyordu. Hatta meşhur fizikçi Richard Feynman anlatıyordu neden olduğunu falan. Yani çok basit 25 centlik bir parça yüzünden evet, bir patlama oluyor ve milyarlarca dolarlık bir zarar. Onun dışında da NASA'nın ciddi reputasyon kaybı ve politikacıların ve işte NASA yönetiminin aslında koordinasyon eksikliğinden olduğu söyleniyordu. Tabii ondan sonra hemen NASA yeniden yapılanmaya gitmiş ama yine de hani binlerce kişinin çalıştığı bir organizasyon, bir de devlet kurumu zor mu öyle bir şeyin içinde çalışmak? Yani böyle hatalar yine olabilir mi? Ya böyle hatalar her zaman olabilir. Çok basit gibi gözüküyor ama birçok kurumun, birçok özel şirketin işin içerisine girdiği ya project management dediğimiz işte proje yönetimi falan inanılmaz büyük bir organizasyondan bahsediyoruz. Bir tane örneğin bizim JPL'in bir misyonu Mars'a düştüydü. Çok da esprili konusu olmuştur işte metreyle bir taraf metre kullanmış bir taraf inç kullanmış işte. Gerçekten işte, mi? Duymamış mıydınız? Yok. Mars Polar Lander diye bir araç var. Yani NASA aslında eskiden beri hep metrik kullanıyor. Ama şimdi NASA'nın da malzeme aldığı özel şirketler var. Şimdi özel şirket Amerika'nın işte ortalarında bir tane özel bir şirket. Adam zaten bildiğin Amerikalı. Her zaman zaten miles kullanmış, inç kullanmış, feet kullanmış. Herhalde hiç aklına gelmemiş böyle bir şey. Ve gidip onu işte inçli ve feetle hesap ederek o şekilde koymuşlar sisteme. Ondan sonra NASA bunu fark etmemiş. Olabiliyor demek ki. NASA
NASA'da çalışmak havalı mı? Yani birisi sorduğunda NASA'da çalışıyorum dediğinizde nasıl bir tepki oluyor genellikle? Genelde ben NASA'da çalışıyorum demiyorum. Öyle mi? Ne diyorsunuz? JPL'de çalışıyorum diyorum. Niye? Anlaşılmasın diye mi? Anlaşılmasın diye. Ben NASA kelimesi hiç kullanmıyorum yani konuşurken. Televizyonlarda falan da kullanmamaya çalışıyorum. Utanıyorum şahsen. Bende NASA tişörtü var ya. Bende yok. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Harika bir sohbetti. Daha çok uzardı ama bu arada kanalını tavsiye ediyoruz. Tek çare alta link olarak koyalım. Tek Çare Uzay. Çok iddialı bir isim. Çok güzel videolar var ama her iyi içerik gibi o da az izleniyor gördüğüm kadarıyla. Evet. Biz de maalesef çok izlenmiyoruz ama sizden biraz daha çok belki bir yardımımız olur. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ay'daki Adam devam edecek. Teşekkürler. Görüşmek üzere.